Koşuyorsun, koşuyorsun ama yetişemiyorsun. Kazanma noktasına gelebilmek önemli. Georgevich'in basketbol nedir? Dekolo nasıl katılacak? Porto Rico'daydı. Porto Rico'daydı yani çok... Porto Rico'da... Yoğun bir... Gerek de formda olmuyorsun. Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Euroleague'de maçları ve gelişmeleri konuşacağız. Bu hafta Alain Digbe aramıza geri döndü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Arkadaşlar nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Çok şükür. Sağ ol. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İbrahim abi de çırağından geldi. Direkt. Aynen. Acayip bir fark koymuştum. Yani ben tişört. Yani sınıf. Farklı sınıf yani normal. Niye sınıf ayrılı, ayrımcılığı mı yapıyorsun? Platinum, bronz. Elite plus. Elite plus. Buradan sonra toplantıya gideceğim. Bu yüzden ha, gideceğim mi? Tamam. Gömlekle geleyim. Ya, iyi yaptın. Tişörtle değiştirir miyim? Çok iyisin. Değiştirir miyim? Yo, değiştirir. Canlı yayında mı? Canlı veya banttan fark eder mi? Yayınlarız. peki, direkt maçlarla başlayalım. Yani çok hoş bir tablo yok. İki takım açısından da Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Panathinaikos deplasmanı tabii Efes'e göre kolay bir fikstüre sahip Fenerbahçe Beko. Hatta belki Efes şu anda Avrupa'nın en zor fikstüründeki takım olabilir. Yani Karşıyaka maçı sonrası şimdi Asvel üzeri Milano deplasmanı olacak. Oradan sonra gelip bir daha Fenerbahçe ile hafta başında oynayacak Efes. Fenerbahçe Beko ise tabii işte yazın Kokoşkov'un ayrılışıyla birlikte Georgevich belki beklemediği bir işi buldu ve yani an itibariyle o alışma sürecinde de yani bu maç kazanılsa çok daha rahat bir konumda, çok daha rahat bir durumda olabilirdi kafaca hem Georgevich hem Fenerbahçe ama kötü bir mağlubiyet. Yani hem geliş şekli hem gidişat açısından nasıl değerlendirirsiniz? İbrahim abi istersen senden başlayalım. Son bölümde kaybedilen bir maç. Yani kazandığı maçı kaybetti Fenerbahçe Beko. Nasıl yorumlamak lazım? Ya aslında tabii ki oyun olarak Kızıldız maçından çok farklı değildi. Ama bu maçı da büyük bölümünü her şeye rağmen önde götüren bir Fenerbahçe Beko izledik. İlk maçtaki Pierre ve Şayok etkinliğini görmüş olacaklar ki Panathinaikos cephesi Howard Senroz ve Papapetru ile ciddi bir şey yaptı. Buna bir atak yaptı. Bizim oradaki etkinliğimizi azaltmak için. Bu da bence işe yaradı onlar adına. Çünkü bu iki oyuncudan da çok verim alamadık. Hı hı. Pierre biraz daha Veseli'yi besleme konusunda, caydırıcılık konusunda iyiydi ama Şayok'tan o verimi alamadık. Henry'nin maça iyi başlaması önemliydi. Ama Fenerbahçe'deki bazı sorunlar, hücum tarafındaki sorunlar net bir şekilde tabii ki ortaya çıkmaya başladı. Dekolo'nun daha az sahada kalması belki o hücum verimliliğini biraz düşürdü ama sahada olduğu zamanlarda da savunma anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Buna bir çözüm bulması lazım Georgevich'in. Veseli son zamanlardaki en iyi maçını oynadı bana göre. Yani hem hücumda hem savunmada çok iyi işler çıkarttı. Ama tabii içeride özellikle hem reboundlarda hem caydırıcılık konusunda Jeremy Evans ve Okaro White'a karşı da ciddi bir sorun yaşadık. Bu da zaten maçın direncinin bir şekilde kırılmamasında en büyük etkenlerden bir tanesiydi. Ama öyle veya böyle maçın son dönemine şu 4-5 sayı önde girmemize rağmen 87-82 sonrası evet. İşte 9-0'lık serbest atışlarla gelen bir seri. Yani şöyle hani Gudur için faulü bence faul. Ama Nedovic'e Bukur'un yaptığı faulü tartışırım. Yani kural açısından top oyuna girmemişken yapılan fauller sportmenlik dışı olarak kabul ediliyor ama orada faul olup olmama konusunda ben biraz ucuz bir pozisyon. Faul diye düşünmüyorum pozisyonu. Çünkü Nedovic oyuncunun üstüne gidiyor. Yani yanından gidiyor olsa, kolunu açmış olsa Booker anlayacağım ama
üstüne giden bir oyuncunun sonra tiyatro. Kontağı alıyor olması veya üstüne giderken bir reaksiyon göstermesi çok normal. Hı hı. Ya bugüne kadar birçok bu şekilde body check'ler oldu. Hiçbirine faul çalınmadı. Ya da çalınsa da sportmanlık dışı olmadı. Tamam, faul çalındığı zaman sportmanlık dışı çalınma kuralı var son 2 dakika altında. Ama yani bu tarz body check'lerin bu şekilde cezalandırıldığını çok şahit olmadım ben EuroLeague'in bu kadar sert oynanan maçlarında. O bana göre biraz ağır geldi. Yani çalınmayabilirdi o faul. Ya da devam ettirilebilirdi. O biraz maçın sonuna etki etti. Ama oyun anlamına bakarsan Fenerbahçe'nin hücumda sorunları var. Ama savunmada Kızılyıldız maçından biraz daha kırılgan geldi bana. Oyun yapısı. Alen, sen nasıl devam etmek istersin? Hani Nando De Colo'ya da belki bir parantez açabiliriz. İki maçta da kenardan geliyor. Bu maçta evet. 16 dakika 6 saniye oynadı. İyi de bir maç oynadı aslında. Yani hani üretkenlik açısından baktığımızda iyi de bir maç oynadı ama yani çok aynı sayfada mı Georgievic ve De Colo? Ki takımın ciddi oranda ihtiyaç duyduğu da bir oyuncu. Yani De Colo'nun yeri zaten her zaman bellidir ama bu takımda özellikle deplasman maçlarında Nando'ya ihtiyaç çok da fazla. Sen nasıl bakıyorsun? İstersen bu ilişkiden başlayalım. Genel Fenerbahçe Deco değerlendirmesine geçeriz. Tamam. De Colo ile ilgili bence şöyle bu açıdan bakması gerekiyor. Bu takıma off the bench durumdayken ne kadar verimli olacak? Yani bu soru sormak lazım. Yani Georgievic De Colo'ya ne rol vermek istiyor? Hı hı. Tabii ki başlangıç şimdi eleştirme gerek yok yani çok erken ama sanki De Colo bench'ten çok çıkacak yani bu sene öyle geliyor bana. Yanlış olabilirim ama Henry 1, Pierre 3, 2 Guduric ya da Şayok. Evet, De Colo itfaiye olarak yani kötü olduğumda ritimsiz, ritim yakalamadığı zaman takımı biraz hızlandırmak, biraz bireysel sayıları bulmak için pick and roll, kenardaki pick and roll'ları falan. Yani De Colo kullanıyorsun ama De Colo baskı altında mı girecek yani bu durumdayken? Yani ben göstermem lazım, ben sayı atmam lazım, ben takımı üstüme taşımam lazım diye orada hatalar geliyor. Aceleyle oynuyor. Basit top kaybıları oluyor. Pick and roll'daki kararları o kadar önemli ki bu seviyede Panathinaikos gibi baskı yapabilen o maç o atletizmle kazandı bence. Sen çok önemli noktadaydın. White, Evans büyük sıkıntılar yarattı yani takıma. Ama bakıyorsun Fenerbahçe bench'te hem sahadaki oyuncuları var bir kapasite. Ama yetişemedi yani bu seviyeye yani. Çünkü o kadar üstüne geliyorlar ki Booker üstüne, Polonara üstüne. Veseli'ye de bazen yıprattılar ama bence o ucundaki sıkıntılar o yüzden geçen hafta kültürden bahsettim. Georgievic'in basketbol nedir? De Colo nasıl katılacak? Yeni transferler Henry, Şayok, Polonara ne kadar Booker. Etkili Booker yani onlar sisteme alışması gerekiyor yani zaman gerekiyor ama bunun yanında De Colo yani De Colo soru işareti var rolü ne al top oyna ya da takıma ihtiyacı olduğunda sen giriyorsun ve sayılar getiriyorsun bu durum biraz kritik yani bence. Bu tabii çok kolay bir şey değil. Bir de De Colo'nun alışık olduğu bir pozisyon değil bu. Evet. Yani belki CSK'da bir dönem bu şekilde... Kenardan geldi oldu ama oldu. MVP sezonun tamamını ilk 5'te başlamıştı. Evet. Ama şimdi tabii şöyle Higgins'in bakmak lazım. Yani Georgievic de bir sahada doğru 5'leri, hangi ortamda hangi 5'leri kullanması gerektiğin arayışı içerisinde. Şimdi bu durumda zaman zaman bu iki maç belki De Colo kenardan geldi ama bu bütün sene böyle gidecek anlamına gelmiyor.
Guduric sakatlıktan döndü. Hazır olmadığı kesin. Hı hı. Onu da bir şekilde rotasyona sokmak istiyor. Yani performansının altında bir oynadı tabii ki. Ki yine ama belirli dönemlerde verimini hissettirdi. Yani 5 asisti var. Var ama hani onun da bir an önce tabii şeye girmesini, forma girip rotasyona girmesini bekliyor. O bakımdan belki ve maçın başında daha agresif kalmak açısından De Colo'yu herhalde kenardan getiriyor. Ama özellikle hücumda bu ikili verimli olamadığı zaman kenardan oyun aklı yüksek oyunculara ihtiyacı var. Kaldı ki De Colo bence oynadığı dönemde de Veseli ile uyumu geçen seneye yakın bir seviyedeydi. Yani birbirini iki tanıyan oyuncu, oyun zekası var. Bence Fenerbahçe'nin biraz daha topu koşturan, daha hızlı oynamaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çünkü elindeki oyuncular buna müsait. Zaten koştuğu zaman da daha efektif olabiliyor. Özellikle Polonara ile. Tabii Booker ile Veseli, Polonara yani, Henry ile beraber müsait yani. Çok müsait koşmaya ama Polonara da henüz hani o şeyi takım içerisindeki rolünü tam benimseyememiş veya hangi durumlarda kullanılacağı konusunda tam şeyler oturmamış durumda. Yoksa Polonara bence takımın en önemli, en özellikli oyuncularından bir tanesi. Yani çok verimli olduğu dönemde işte Baskonya'da Ivanoviç onu 5 numarada da kullandı. Evet. Şimdi şöyle yani Georgievich'in ilk 5'lerine baktığımızda ya da takımın genel hüviyetine baktığımızda işte ilk 2 hafta istatistiklerinde hani takım istatistiklerini açıyorsunuz. En çok top çalan takım Fenerbahçe. En çok transition geçiş hücumu girişiminde bulunan takım. En çok transition'dan basket bulan takım. Şimdi felsefenin ne olmasının umulduğu ya da istendiği ortada. Ama öte yandan işte hücumla alakalı hep konuşuyoruz. Çok yarı sahada çok kısır kalan bir takım. Evet, evet. Dechampierre üzerinden hani ilerleyen güvenilir bir alçak postlu oyunu var. İşte uzundan uzunda Booker'la Veseli dönem dönem faktör oldular. Hani Guduric'in geldikten sonra belirli şeyleri rayına sokacağı ortada. De Colo keza aynı şekilde o özgürlüğe sahip. Ama yani özellikle Pierre-Henry yarı sahada çok tıkanan bir oyuncu. Yani Pierre-Henry biraz oyunun ritmini hissettikçe evet. farkı yaratan bir oyuncu oldu. Her zaman Tofaş'ta da bu böyle. Yani, Baskonya'da da bu böyle. Lorenzo Brown, Pierre-Henry bir benzerlik mi kurmaya çalışıyorsun? Geçen sene de Lorenzo Brown set oyununda tıkanıyordu. Yani evet hani bence Pierre-Henry daha üst segmentte bir oyuncu tabii ki. Ama şöyle bir durum var yani Fenerbahçe... Şeyi anlamında evet, söylüyorum. Fenerbahçe Beko'nun elinde bir oyuncu grubu var. Kuşkusuz çok kaliteli bir oyuncu grubu bu bireysel olarak baktığımızda. Ama ne kadar uyumlular. Yani işte Polonara ile alakalı konuşuyoruz. Evet. Yani bu kadroda Polonara. Evet. Polonara bugün Euroleague'de her takımın kadrosunda belirli bir rolde olmasını isteyeceği bir oyuncu. Evet. Ama burada ne yapıyor Polonara? Yani rol değil bence şeyde olması gereken bir oyuncu. Yani ki ön saflarda olması gereken bir oyuncu. Hayır burada şöyle yani şimdi mesela maç sonu Georgievich'in 5'i. Yani Booker'la Veseli yerine hani Polonara olamaz mıydı mesela orada? Ya da baskı varken Henry oyunda olamaz mıydı? De Colo o top kaybını yapmadan önce hatırlayanlar olacaktır. Top açıldı. Top açıldığında bir şekilde Fenerbahçe köşede topu tutabildi. Yarı sahanın sol bölümünde. Orada da top kaybolabilirdi ve baskıyla döneceği belli Panathinaikos'un. Yani burada şu hissiyat yok mu? Evet Georgievich kadroda ama kadroya çok hakim mi? Ya da kadro ne yapmak istiyor? Bir kere Polonara'nın oyun sıkıştığı anda ve De Colo oyundayken bence kesinlikle oyunda olması lazım ki hem oyunu açmak hem Polonara akıllı bir oyuncu. Yani ne zaman nerede durması gerektiğini biliyor. Veseli'yi içeride yalnız bırakacak şeye gelip pozisyon alabiliyor. Ayağını kurup şutu var, penetresi var. Yani onunla oynamak da çok büyük avantaj. Hem guardlar açısından hem uzun açısından. Tamam Booker, Veseli zaman zaman pas alışverişinde etkili gözüktü ama oyun sıkıştığında oyunu açmak adına bence Polonara kilit bir oyuncu. Kesinlikle öyle olacak. Bence hiç fark etmiyor. De Colo olsun, Henry olsun yani topu taşıyan Polonara sahada varken kesinlikle o spacing iyi olması gerekiyor. Yani şey orada en kritik noktası bence Fenerbahçe Beko topu çok yavaş geldiği için yarı sahada Henry ile beraber özellikle daha saati bakarak daha etkili perdeler gerekiyor.
şey avantaj yaratabilmek için özellikle tepedeki Pekinol Veseli ile beraber orada bir avantaj kurabilirsin. Yardım geldi mi? Polonara atıyorum Pierre kim varsa işte kanatlarda orada bomboş ya da köşede bomboş atacak ama önemli olan zamanlama teması ve spacing. Yani bu şekilde işte daha çok opsiyonları çıkabiliyor. Sonra tabii ki yani şey strong five tutmak istiyorsun şey sahada ama gördük yani Djordjevic o konuda çok zorladı yani kim kullanması gerekiyor kim beraber oynamaya avantaj yaratacak falan orada biraz zorladı yavaş yavaş yani tempo değişerek kültür oluşturarak öyle şeyler gelecek yani bence ama Polonara sistemde kesinlikle gold card gibi yani gözüküyor yani onunla beraber yani koşabilirsin şut atabilirsin switch yapabilirsin, rebound alabilirsin. Şimdi rebound noktası diyecek. Oyunu karıştırabilirsin. Her şey olabilir Polonara'yla. Yani herkes De Colo, Henry, Veseli bakar. Çünkü onlar yıldız, büyük yıldız ama mavi yakası Polonara bence bu sistemde çok önemli. Tabii Fenerbahçe-Beko yazın Alman takımlarının özellikle Alba ve Bayern'in Dani Lobartel'e teklif yapmasını umdu. Ama hani Bartel'in buradaki kontratı zaten yüksek. 800 bin civarı bir kontrat ve çıkış çok mümkün gözükmedi. Ve şimdi Bartel'e bakıyoruz bu kadroda hiç yer bulamıyor kendine. Ya bulamaz. 3 dakika oynadı ve net bir fazlalık. Evet. Guard rotasyonuna baktığımızda net bir eksiklik var. Aslında Bartel yerine bir tane guard koyabilsen, hani uzuna yani Bartel'in yerine bir uzun eklemesini geçtim. Yani diyelim ki bu takımın ideal senaryoda iki oyuncuya ihtiyacı var. Yani bir uzun bir kısa. Ama hadi onu geçtim, onu yapmaya gerek yok. Hani Bartel çıkıp bir tane kısa gelse bu takıma, guard gelse sanki Djordjevic çok daha rahatlar gibi gözüküyor. Yani bir oyun kurucu ihtiyacı ya da bir numara ihtiyacı sanki var gibi. Çünkü De Colo da yani bazen unutuyoruz bunu hepimiz bence. Acayip dolu bir takvimden geliyor De Colo. Ve 34 oldu artık. Yani geçen sene full oynadı, üzerinde gitti Olimpiyat oynadı. Evet. Bu sene de çok fazla yardımcısı, destekçisi olmadan bir sezona başlamış tamam durumda. Da ben yorgunluk görmüyorum ki. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ben yorgun gözükmüyor. Yok, ben bence şey diyor. Ya ben burada ne tamam. yapmam gerekiyor diyor. Ama yani. Ben diyorum ki yani işte Djordjevic'i sonuçta belirli açılardan net ikna etmemiş bir durum var ortada. Evet. Hani belki bir oyuncu daha gelerek buraya yani özellikle Henry'nin yanına, Henry'nin arkasına daha farklı bir guard rotasyonu da olabilir. Yani Fenerbahçe'de koçun sanki isteği o ki rotasyonu böyle ayarlıyor gibi. Ama bence ikna etmemiş konusuna çok katılmıyorum ya. De Colo ikna edemeyeceği bir şey durum yok ortada. Bence orada deneme şeyleri yaşıyorlar. Yani farklı beşlerle deneme sürecinden geçiyorlar. Yani kolay bir şey değil bu takvim içerisinde doğru beşleri bulmak, doğru oyuncuları sağa tutabilmek ama De Colo'ya da hani sadece şu rolü sen kenardan geleceksin bu sene rolünü şu anda vermiş gibi gözükmüyor. Çok özür dilerim. Preseason'da ne kadar eksik vardı? Ya dönem dönem değişti hep. Ya bazı maçlarda bazı oyuncular oynamadı. Bursa'daki yani kampta sürekli. Aslında bu kültür... De Colo da geç geldi biraz. Geç geldi de ama şey yeni değil yani. İstanbul'da oynadı. Tabii canım yeni oyuncu ama koç da yeni yani. Evet. Yani tabii ki zaman da ama şey demek istiyorum yani pre-season'da yani bu şeyler, bahsettiğin şeyler orada yapması tabii, gerekiyor. Tabii. Yani zaman gerekiyor şimdi, kesinlikle ki... ama... Tabii Djordjevic de geç geldiği için oradan da bir kendince bahanesi var. Peki şöyle, fikstürü biraz konuşarak kapatalım bu bölümü. Şimdi Alba Berlin ve Unix Kazan. Kağıt üzerinde iyi iki rakip. Alba çok kötü başladı sezona. İki muhalifetle başladılar. Evet, Alman Ligi'nde de Ludwigsburg'a dün kaybettiler. Felaket oynayıp kaybettiler. Kazan'la İstanbul'da oynayacak Fenerbahçe-Beko sonrasında. Yani iki maç, biri dışarıda, biri içeride. Hani... Bu maçlar sonuçta kazanılması gereken maçlar gibi gözüküyor şu aşamada ama sonrası Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, CSKA, Milano arka arkaya bu maçların hepsi. Real Madrid deplasman, Olympiakos deplasman, CSKA deplasman, Milano ve Barcelona maçları içeride. Sonrasında da iki deplasman var. Bayern ve Žalgiris. Hani Bayern de çok iyi gözükmüyor, Žalgiris de çok iyi gözükmüyor ama ileride konuşuruz. Değişti zaten Žalgiris'te koç, Martin Schiller gitti.
Sonuçta seyircinin olacağı bir deplasman olacak. Yani Fenerbahçe'nin bir yerde oyununu bulması lazım. Yoksa bu fikstür çok zor bir fikstür. Arka arkaya bahsettiğimiz 5-6 maçlık periyot her takım için çok yıpratıcı bir fikstür. Ya, kaybedersek, kazansa bile bence her maçta yani aynı planla çıkması gerekiyor. Agresivite yükselecek, arzu yükselecek. Yani savunmada eforu yükselecek. Yani hata olabilir yani ucumda ama yani herkes aynı sayfada, biraz klişe oluyor ama bu takvime göre yani o kadar önemli ki. Yani herkes aynı direksiyonda gitmesi gerekiyor. Yani şimdi söyle. Pardon. Söyle. Ya bence geçen hafta ya da yani aslında benzer bir oyun oynadılar Fenerbahçe. Yani Panathinaikos deplasmanında mücadele etmeden, agresiviteyi göstermeden kazanılmayacağını biliyordu zaten. Ha, Panathinaikos çok bu ligin iyi takımlarından mı? Hayır. Vasat bir takım kadro itibariyle. Ama yani bu deplasmanlarda kazanma noktasına gelebilmek önemli. Evet. Geldi de ama işte acemice yapılan bir sport penalt dışı faul, bir top kaybı, arkasından gelen bir tane daha sport penalt dışı faul ve oyun bir anda hiç beklenmedik bir noktaya geldi. Yani bu da bir tecrübe aslında. Bu seviyelerde yapılmaması gereken hatayı, yani ciddi pahalıya patlayan bir tecrübe oldu ama sonucunda yani nasıl kazanması gerektiğini veya kazanmak için hangi plana sadık kalınmasını gerektiğini bence Fenerbahçe sahaya koydu. Ama neticede kaybedildi maç. Hoçadan bakarsan da eleştirilecek de bir yani oyun içinde aslında bir sürü maçın sonunda şeyler de var. Yani Djordjevic'in tercihlerinden tut oyuncuların... Tabii Pierre'in kullanımı özellikle. Tercihleri de var. Ama yani bunlar olacak zaten. Bu hatalar olacak ki doğru yolu bulabilelim. Peki Anadolu Efes CSKA Moskova maçına geçelim. Elbette son çeyrekten özellikle çıkarılabilecek pozitif yanlar var ama beklentiyi çok karşılayamadı Efes sezon başlangıcı itibariyle. Özellikle uzun rotasyonunda bir problem zaten bekleniyordu ya da öngörülüyordu diyelim. Biz de benzer şeyleri konuşmuştuk. Ama şu anda sahada yansıması mevcut. Yani bir istatistik vererek size pası atayım. Evet. İşte iki maç, Real Madrid ve CSKA maçı. Efes iki potada, hem kendi potasında hem karşı potada potansiyel reboundların %39'unu alabilmiş. Ve açık ara Euroleague'in en kötü takımı, yani ikinci kötü takım, en kötü ikinci takım işte Alba. Onlar da %46, %47'deler. Petrušev özellikle CSKA maçında çok sırıttı. Plyce'ın ikinci yarıdaki performansı olmasa çok daha kötü bir yere gidiyordu maç aslında. Ama yani Efes'in şu an uzun rotasyondaki 3 oyuncu da sanki ikinci ve üçüncü uzunlar olabilirmiş gibi şampiyonluk hedefleyen bir takımda görüntüde. Yani Dunstan yaş sonuçta 35 oldu artık. Plyce'ı sahada zaten belirli bir aralıkta kullanabiliyorsunuz. Yani problemler bunlar gibi Efes'te uzun rotasyonda. Siz neler söylemek istersiniz? Kısa vadede çözüm nasıl olacak? Kısa vadede çözüm. Yani hangi antrenör böyle bir şey dedi ya, çok komikti ya. Rebound almak istiyorsan sadece gitmek gerekiyor dedi. Kimdi? Yok şey, Torian Prince. Şey, hareket ettirdiği şeyi söylemiyor musun? Basit top dansı, Baylor. Topa gitme ya. Rebound. Nasıl? Mutlaka böyle bir benim hatırladığım dedi şey... ama ben çok old school bir antrenörden bahsediyorum. Yok. Benim evet. Söylediğim basın toplantısında bir gazeteci şey soruyor. Hani rebound'u nasıl alırsın mı? Hani işte öyle bir soru. Soruyu hakikaten hatırlamıyorum. Evet, ne dedi? Yani Torian Prince de şey demişti işte, hani top gelir, topu tutarsın. Rebound'u o şekilde ama, almış olursun. Evet, yani. Benim demeye çalıştığım şey çok benzer aslında. Yani şimdi şaka bir yana o... Efes'in problemi yani bu maçta reboundlar kesinlikle ama CSKA çok fizik bir takım yani. Çok fizik, çok her pozisyon baktığın zaman yani öyle bir üstünlüğü sağladı ki yani özellikle kısalar bence çok etkili oldular. Şengelya ayrı bir parantez açacağım sonra ama... Ife Lundberg. Lundberg 0 sayı 3. çeyrek itibaren. Doğru mu? 17 ile bitiyor. Clyburn zaten girdiği anda orada her şey değişti. Hackett bazen pozisyon hazırlanıyorlar.
Bu 3 post-up. CSKA çok fazla sete set oynadı mı bu maçta? Allah aşkına. Yok. Post-up. Sadece. Clyburn'un yani, birebirleri. Bekle. Aynen öyle. Bir de semi-transition. Böyle rebound aldıktan sonra koşmaya çalışıyorlar. Olmadıysa hop direkt post-up'a geliyor. Şengelya. Bak Şengelya, Lundberg, Hackett, Clyburn. Hadi Kurbanov getir oraya. Ya matchup'lar zaten dengesiz. Top döndükten sonra da zaten Voigtman boş şut attı. Mesela Voigtman acayip bir maç oynadı. Ama şöyle demek istiyorum. Bu maç Efes eve döndü, dönmeye çalıştı ama kazanamazdı. Neden? Çünkü mental yatkınlık özellikle Larkin'in orada değil. Yani şey geri koşuyorsun ama yetişemiyorsun. Yani efor güzel, yani geri dönmeye güzel ama yerine koşuyorsun. Evet yani evet, aynen öyle. Rebound alamıyorsun. Birebir tutamıyorsun. Geri koşmuyorsun. Yani orada CSKA inanılmaz bir şey taktik diyecektim de ama basket attıktan sonra Efes birbirine bakıyor. Yani Kurbanov kaç kere bomboş kaldı. Şengeli ortaya koşup turnike buldu. Ya da oyuncuları paylaşmaya denediği zaman Moerman mesela. Moerman Bobo iletişim sıfır. İki Fransız bu arada. Aynı dilde konuşuyorlar. Dunstan Doğuş double team şeyde baseline'dan geç geliyor. Vice versa yani şey bir kere Doğuş oldu bir kere Dunstan oldu. Yani küçük detaylar. Çok enteresan bir yaklaşım yani Efes'ten. O kadar kaybolması ben beklemiyordum. Yani James Anderson olmasaydı savunmada olmasaydı, çok feci bir noktaya gidebilirdi. Düşünsene bir James de Clyburn 28 dakika oynamış galiba. Evet. Yani son 5 faalle çıktı. Son dönemlerdeki en EuroLeague maçı fazla aldığı süre. Yani bu da şunu gösteriyor ki Anadolu Efes cephesinde Ergin Ataman bir şey arayışı içerisinde. Yani oyunu fiziksel seviyesini yüksek tutacak oyuncuya ihtiyacı var. Burada bench'e baktığın zaman da işte ilk opsiyon James Anderson gibi gözüküyor. Yani o her zaman beklediği agresifliği bulamadığı noktada iki maçtır James Anderson'ın süresini arttırarak oyundaki o direnci yüksek tutmaya çalışıyor. Ama tabii ki karşısındaki takım CSKA zaten fiziksel avantajı yüksek olan, zaten hücum potansiyeli yüksek olan bir takım. Kaldı ki zaten Clyburn'le, Şengelya'yla o düzen bozucu iki oyuncuyla Anadolu Efes'in bütün o sistemini alt üst ettiler. Evet. Ama Efes'in yani uzun rotasyonunda yani rakipteki uzunun profili fark etmeksizin bir eşleşme problemi var. Yani işte Poirier Tavares çok ciddi bir üstünlük kurdu. Tamam farklı tarzda pivotlar. Şimdi Voigtman şuta çıkmakta da yine zorlandığını gördük. 5 numarada eşleşmekte problem yaşadığını gördük Efes'in. Peki yani burada Mitz için hücumda çok ekstra bir performansı var. James Anderson'ın savunmada çok ekstra bir performansı var. Yani Efes için hani olumlu bir şeyler konuşmak gerekirse sadece buradan mı yorum yapmak lazım? Çünkü hayır şu an Efes'in olumlu şeyler daha kötü oynamaz ya Larkin. Bence. Yani daha kötü olamaz. Yani 7 pozisyon baktım bu sabah. 7 pozisyon uncontested shots. Ne demek o? Kimse gelmiyor. Kimse yok. Ha. Bak ne gibi davrandılar Larkin'e karşı? Sen şutör değilsin gibi. Öyle değil mi? Flört gibi var ya. Tabii 3 pozisyon. Victor Sada. Mesela. Anladın mı? Ya bazen da oyuncuları kötü de etkileyebilir bu. Yani inanılmaz. Bak aynen öyle. Psikolojik açısından yani senin egonu o kadar şey oluyor ki yani ben şutarım, ben sokarım falan diyorsun. Yani senin şey itibarın var. Ama 3 pozisyon ya da 4 galiba iyi baktım. Ya yani rotasyon %50 yapıyor Clyburn 1. Şengelya 2. Bir tane daha böyle çıkıyor böyle yalandan böyle eli kaldırıyor. Yani düşün acaba yani. Acaba bir de ters taraftan şöyle düşün adı nasıl sokacak diye o yarım rota şeyi kontest yapıyor olabilirler mi? Bak, iyi bak pozisyonlara. Bak, iyi bak. Gerçekten yani çok enteresan yani. Psikolojik savaşı kazandı zaten. Erkenden kazandı CSKA Moskova. Sonra fiziksel açısından yıprattı. Taktiksel çok fazla aynı silah kullanıp Efes'i oynadı. Yani Bobo kaç tane pozisyon hazırladı? Bir tane saydım.
Bobo için bir tane stager var. Hı hı. Diğer üçlük pozisyonları hepsi dribbling üzerine böyle işte yaratmaya çalışıyor. Yani zor. Anladın yani mı? Şey kontratist, geçen... kontrasta bak Bobo'a çok dribbling lakin bomboş sokamadılar ikisi. Şimdi geçen sene tabii ki daha akıcı, daha düzenli oynuyordu. Çok da normal sezonun son bölümünü hatırlıyoruz. Ama şu andaki Efes'in problemlerini de sadece Filip Petrušev'den, Petrušev özelinde de şey yapamazsın. Yani genel olarak yapamazsın. Yok, yok. Tabii ki fiziksel açıdan o sahada olduğu zaman fizik açısından şey duruyor ama hücumda da... Ya, hücumda Simon'un olmayışı bir kere çok büyük eksik. O hissediliyor zaten ya, kenardan o da. O da var. Ya, hissediliyor o da var. Tabii ki. Tabii ki hissediliyor. Çünkü Simon çok değerli bir oyuncu Efes için. Ama Ali'nin dediği gibi Boboa'ya da bir... Yani şimdi geçen senelerde gerçi bu maç Messi çok özel maç oynadı. Hı hı. Larkin sahada yoktu ama geçen sene bu durumlarda Boboa gibi bir şey faktörü oyuna etki edebiliyordu. Karşıyaka maçında Boboa toparladı zaten hafta sonunda çok iyi oynadı. Tamam. Hücumda Moerman daha biraz daha şeydi etkili gibi gözüktü. Plyce ikinci. Plyce'ın evet şeyi katkısı vardı ama hani Dunstan'da Petrušev'de biraz fizik açıdan ya evet, sıkıntı işte, yaşıyorlar. Zaten kaldı gibi transfer daha yaptı değil mi CSK? Kenneth Ferry'i de aldılar. Manimal geldi. Daha fiziksel daha fiziksel geldi. Oldular. Yani switchler, reboundlar, şey... Litrov ne kadar yok? 4 hafta civarı diyorlardı. 3-4 hafta diyorlar ama evet, tabii Militunov'un... hani sakatlık geçmişte olduğu için belki biraz daha temkinli davranmak isteyebilir. 2 ay imzaladı Ferit ama uzatabilirler tabii ki. Tabii ki CSKA için en iyi senaryo Farid formda gelirse o bambaşka seviyeye çıkacak yani CSKA ama bakalım yani bilmiyorum ne durumda fiziksel olarak. Porto Rico'daydı. Porto Rico'daydı yani çok Porto Rico'da yoğun bir... Genellikle formda olmuyorsun. Yani ülkeden içeriye girince form düşüyor. Evet, yoğun bir link Porto Rico'nun. Aynen. Ama yani baktığın zaman CSKA 21 asist 10 top kaybı yapmış ki bu seviyede yani şampiyon takıma karşı bu da şeyi gösteriyor. Bu kadar çok pozisyon olduğu da bir maç yani yüz yüze çıkmış. Çok hazır geldi yani CSKA. Çok hazır geldi. Bir de söylemiştik yani bunu geçen hafta. Taraftar döndü. Yani o enerji rakibini de paylaşılıyor. Yani anladın mı? Şey CSKA son şampiyona karşı çıkıyor. Yani bir revenge yaklaşımla geliyor zaten Itudis. Çok değil normal mi? Ama şimdi. Çok normal. Geçen yani, sene tabii. Geçen sene yani Fayda'da oynadığı iki rakiple ilk 2 haftadır karşılaşıyor Efes. Hı-hı. Yani Real Madrid deplasmanı, CSKA içeride ve onların da kaybeden oldukları için ikisinin de bu şeyi psikolojik tepkiyi göstermeleri çok normal. Hı-hı. Bunu zaten bekliyorduk. Ama Anadolu Efes'in ben agresiflikten uzak olmasını çok şey... Yani olabilir, şutlar girmeyebilir. Daha geçen seneki akışı ucundan sıkıntılar yaşıyor olabilirsin ama biraz daha agresiflik bekliyordum. Zaten alınamayan reboundlardan bu belli. Yani orada rebound alamamak çok özgüven kaybettiriyor takıma. Tabii. Yani o savunma yapıyorsun ki CSKA gibi takıma. Hı hı. Rebound, hücum reboundını veriyorsun. Savunma yapıyorsun, bir daha veriyorsun. Hı. Hücum ediyorsun. Geçen sene hücum reboundını zorlayan bir takımdı. Bu sene ondan biraz daha şey yani rebound hem ne kadar agresif olduğunu gösteriyor hem de alamadığında çok demoralize edici bir şey. O Şengelya hücum reboundu aldı var ya. Evet. O Anderson olsa orada maç değişebiliyor bence. Evet. Yani CSKA'da mesela Şvet çok boş kaçırdı. Çok boş kaçırdığı dönemler var ya. Itudis'e ben baktım maçtaydım. Evet, o ilk mi, içerik mi? Airball diyorsun. Airball iki tane attı üstüne bir de. Evet, yani. Evet. Zaten top yani hücumda diyelim ki işte 18 saniye oluyor. 18-20 saniye top dönüyor. Şivette kalıyor. Itudis bir... Ne? Olaya bakarak... Ama maç kazanacağı zamanlarla gelecek. Ya tabii ki canım ama yani bilmiyorum mesela maçtan sonra şey yansıdı mı ekrana? Larkin son şutu kaçırdı. Ya maç bitmişti ama bir son şut geldi. Evet, son şutu kaçırdı. Evet. Tekme attı reklam panosuna. Direkt soyunma odasına gitti. Yani
kimseyle mesela tokalaşmadı, işte bir şey söylemedi. Yani o bahsettiğiniz psikolojiyle alakalı. No, mesela Şvet de çok boş kaçırdı. Yani hani oradan... Evet ama... Normal ama ya şimdi 7-0 üçlük attığım bir maç. Ama eleştiri için söylemiyorum ama yani Şvet de Larkin hani bundan 1-2 yıl önce sonuçta en çok önlem alınan dış oyunculardı Euroleague'de. Ama Şved'in etiketi aynı etiket değil. Yani CSKA'da ona top yani sık sık gelmez yani böyle işte boş olduğunda yani doğru yerde olabilirse top gelecek yani çünkü biliyorsunuz yani top Clyburn tutacak, Lundberg tutacak, Şengelya birebir hazırlanıyor, Voigtman var yani sırası Şved'e bayağı geride kalıyor yani bilmiyorum ama tabii ki maçlar olacak yani sokacak yani bizim derdimiz değil bu ama Larkin'in tepki normal aslında normal. Peki hani Žalgiris'le alakalı Žalgiris'teki değişime geçmeden önce fikstürü de Efes'in hatırlatalım. Efes Asfer'e gidecek. Yani Lyon'a gidecek. Deplasman. Oradan sonra da Milano maçı var. Yine deplasman. Tabii sezonda çok fazla dönüm noktası oluyor ama Asfer maçı sanki yani 0-2 ile de geldiği için Efes önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü hani 0-3'te Milano deplasmanına gitmek bambaşka bir şey. Aynen. Burada kazanıp biraz özgüven toparlamak da daha farklı bir konu ama Karşıyaka maçında da çok efor sarf etti Efes. Gerçekten zor bir dönem yani sezon başı itibarıyla ki takımımıza da tabii başarılar diliyoruz. Çift hafta olacak Euroleague'de bu hafta. Žalgiris'te değişim Martin Schiller ikinci haftada gönderildi. Geçen senenin sonunda çok istediği şekilde geçirememişti Žalgiris ama özellikle Paulius Motiejūnas'ın bu kararı vermiş olması... Tabii ilginç, biraz sürpriz karşılandı. Çünkü diğer kulüplerden böyle kendini biraz ayrıştıran bir organizasyon. İşte daha böyle ileri düşünceli, daha uzun vadeli, inovatif, işte analitik düşünceye önem veren bir organizasyon gibi kendilerini tanımlıyorlar. Ve hani Schiller tercihi de biraz öyleydi zaten. Evet. G League'le Euroleague arasında bir köprü kurma projesi. İlginç bir açıklama. Bu projenin başarısız olduğunu da kabul ediyoruz demiş Paulius Motiejūnas. Zaten Jurezi Dovts'a gitmek de biraz... Komik. Evet, bunun açıklaması. Heh. Yani Dovts'ta kariyeri çok inişte olan bir antrenör. Lovaloa'da çok kötü iş yapmadı ama sonuçta Euroleague seviyesinin epey uzağında gözüküyordu. Bir dönem Antep'te de çalıştı, hatırlayanlar olacaktır. Ne söylersin Alain? Yani Žalgiris'teki bu değişimle alakalı. Şilleri beklemiyordun herhalde gitmesini. Ben hiç beklemiyordum. Yani o kadar erken ki sezonda. Bir de day and night bir değişim yani. Şey Schiller modern bir koç. Şey gelişim seven bir koç. Yani böyle bireysel idmanları organize eden, şey gençleri hazırlamaya çalışan bir koç. Şimdi Dovts geliyor. Tam tersi olacak. Old school basketbol ve kafana göre yani böyle şey hiç açmaz yani böyle sağdan solda. Çizgide sideline'da kırbaçla yürür. Ama öyle. Gerçekten öyle. Çok enteresan yani bir tercih. Zaten disipline ihtiyacımız vardı o yüzden ya aldık. Ya bu demiş. Çok yani şey bir açıklama. Özellikle son cümle. Şu anda oyuncularına inanan ve disiplinli bir koç istiyoruz. Yani Martin Schiller'i disiplinsiz olarak addediyor. Artı oyuncularına inancını kaybettiğini falan gözlüyor. Ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum yani hani soyunma odasında. Soyunma odasında veya yönetim toplantısında. Özel bir toplantıda. Özel bir şey var yani. Evet. Çünkü geçen seneye başarısız diyemezsin Martin Schiller için. Yok hiç diye. Yani. 15-50 ile bitirdi. Evet ve hani Kişaras sonrası sezon. Evet, sezonun büyük bölümünü de hani ilk 8 içinde geçirdiler. Son dönemde o diğer takımların ekstra şeyleriyle tabii. Geride kaldılar ama o takımın o takım potansiyeline baktığın zaman yani 15 galibiyet 15 mağlubiyet bence gayet kabul edilebilir bir şey. Yok zaten çok farklı takımların da ilgisini çekmişti. O yüzden iki tane şimdi maç kaybettiler diye bu sezon bütün sistemi değiştirmek. Ya tabii Žalgiris'in kadrosunun kurulumunda, kadro kurulumunda kimin ne kadar inisiyatif aldığını şu anda bilmiyoruz. Çünkü normalde biliyorsun Alan, Žalgiris'te işte scouting departmanı, evet. Motiejūnas farklı bir yapı var Euroleague takımlarına göre. Yani Avrupa'da genellikle koçlar takımın kurulumunda birinci söz sahibidir. Her zaman böyle denebilir. Ama Žalgiris'te Martin Schiller mesela kurulan takıma gitti.
Hani Rubit mesela, Jagiris'e Şiller'den önce gelmişti. Bitmiş bir transfer. Garino aynı şekilde geçen sene. Sen de onu bilerek gidiyorsun. Hayır, bu sene için söylüyorum. Şimdi bu seneki kadro problemli bir kadro. Herkesin kabul ettiği şekilde. Bu seneki kadro ne kadar Şiller etkisiyle, ne kadar Jagiris etkisiyle gitti. Çünkü scout'u kovdular biliyorsun. Evet. Gönderdiler. Evet. Yani orada bir kulüp içinde sanki bir karışıklık var. Ama yeni asistan geldi biliyorsun. Evet. Motiyonas yanında. Ya Motiyonas zaten şu an en güçlü yöneticilerden biri EuroLeague'de. Yani sadece kulüp içinde değil, belki yani organizasyonu düşündüğümüzde. Çünkü Jagiris borç batağında bir kulüpken karı amaçlayabilen 2-3 kulüpten biri oldu EuroLeague'de. Ki EuroLeague'de kar etmek hani deveye hendek atlatmaktan daha zor. Yani dünyadaki en zor iş olabilir EuroLeague'deki mevcut. En büyük avantajları salon. Tamam ama. Orada elde gelir. Yani mutlaka ama. Dolu oynadı yine değil mi? Yine dolu. Yine dolu yani. Oynar. Kaunas'ta hiçbir şey yok ki. Yani ona benzer birçok şehir var EuroLeague'de. Ben şaka yapıyorum ya. Şimdi ciddi anlaşılması Kaunas'ın. Hani, şimdi bu masada bize laf düşmez yani bu konuyla alakalı konuşmak. Peki şöyle, son olarak da belki tabii Zdolc'la alakalı biraz konuştuk ama 10 yıl sonra EuroLeague'e dönmüş olacak. Yani 2010-2011 Olimpia deneyimi, ki Olimpia'da EuroLeague haritasından silinen bir takım oldu. Kenneth Farrell'i konuştuk. Yogi Ferrell'a belki biraz değinebiliriz Alain. Panathinaikos uzun süredir peşinden koşuyordu. Sen nasıl buluyorsun transferi? Yani şimdi biraz... Yani ihtiyacı olabilir yani galiba Fitris neydi? Priftis pardon, evet özür dilerim, yanlış söyledim. Macon'a ne kadar güveniyor Kendrick Perry. Kendrick Perry'e ne kadar güveniyor yani? Kendrick Perry'e özellikle hiç güvenmiyor gibi gözüküyor. Bence evet, Macon işte ana roller oynayabiliyor gibi geliyor bana. Şimdi Ferrell. Tamam işte zaten bütün bazı takımlar işte pre-season, NBA'deki pre-season bitirmek üzere. Orada işte alışverişe gidecekler. Biraz piyango gibi bir şey yani Panathinaikos için. Ne kadar alışacak Avrupa basketbola Yogi Ferrell bilmiyorum ama bakalım yani. Bakalım. Peki, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Manidar bir teşekkür oldu. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.